Merhaba canlar, ruh dostlarım, mukaddes Pekin Başdil. Ben hoş geldiniz. Güzel akşamlarınız olsun sevgili canlar. Evet, bu akşam yine ayın biri ve yine bu ayı, Kasım ayını her zaman olduğu gibi inşallah ayın ilk günlerini birlikte başlattığımız, birlikte açtığımız sevgili hocamız Cenk Sabuncuoğlu'yla birlikteyiz ve bugün frekansları konuşacağız sevgili canlar. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Bu güzel canla, bu güzel hocamızla birlikte olmanın şansına eriştik yine. Şükürler olsun. Bir ay daha geçti sevgili canlar. Şimdiden hepinize güzel bir Kasım ayı diliyorum. Sevgili canlarım, dün akşam Nilda ile yaptığımız gibi belki göklerde bir takım açılar olabilir ama dikkat ederseniz ne dediniz? Her şeyin olmasına izin verirsek muhteşem dönüşümler olacak her bir birey için. Çünkü her bir bireyin karması farklı. Can hocam, güzel hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah Hoş bulduk. Hayırlı sevdiklerini akşamlar sevdirir olsun. derler, biliyorsunuz. Ben sizi görünce böyle bir Evet. nur, bir ışıltı yayılıyor. Bir içime ve kalbime bir ferahlık, bir genişleme geliyor. Şükürler olsun, Allah razı olsun canım hocam. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizden de aynı şekilde her ayın birinde buraya programlanıyor olmak benim için de bir disiplin oluyor. Allah razı olsun böyle bir şeye vesile olduğun için kıymetli hocam. Hem de bizi izleyen, dinleyen bütün değerli dostların işte her ay başını bekliyoruz mesajları bizi motive ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu karşılıklı bir diyalog çünkü. Biz sadece buraya çıkıp bir şey anlatsak, bizi kimse dinlemese hiçbir şey ifade etmez. Onların enerjisiyle gerçekten biz de buraya çıkıyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz Onların bildiğimiz enerjisi değil mi kadarıyla hocam? kıymetli hocam. Bugün yine dışarıda yürürken bir canlardan biriyle karşılaştım. Allah razı olsun diye koşarak geldi. Dedim Allah sizden razı olsun. Bizim en azından varoluş nedenimizi gerçekleştirmemize vesile oluyorsunuz ve bize aynalık ediyorsunuz ki biz de sizden gelenleri yansıtmaya çalışıyoruz. Karşılıklı aynayız. Bu karşılıklı bir şey gerçekten. Ve ben çok şanslıyım güzel hocam. Gerçekten nasıl bu kadar şanslı oldum? Hani çok şey bir sorusudur Akses'in. Çok severim. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum? Gerçekten öyle canlarım var ki Bülent Gardiyanoğlu hocamız siz benim için gerçekten ayrı bir yerdesiniz. Bunu da zaten herkes. Seste sorun var mı hocam? Benim sesimi duyabiliyor musunuz? Gayet iyi geliyor hocam. Sesiniz Yayından gayet çıkıp iyi geliyor. tekrar gelin. Seste sorun var diyen canlar. Bir daha gelin haydi. Ve bugün sizin frekansınızla bir kez daha yenileneceğiz inşallah. Konumuz yine frekanslar. Ve frekansları sizden dinlemek için çok sabırsızlandılar, çok yazdılar hocam. İnşallah bildiğimiz kadarıyla ben de anlatmaya çalışacağım. Böyle çok kafa karıştırmadan herkesin anlayabileceği şekliyle. Çünkü her zaman olduğu gibi bilginin varlığı aynı zamanda zıttını da var ettiği için anlaşılabilir olan kısım var, anlaşılamayan kısım var. Ben mümkün olduğunca herkesin anlayabileceği şekliyle ve akılda kalacak şekliyle, her an her dakika bunu hayatlarında kullanabilecekleri şekliyle naçizane anlatmaya çalışacağım. Yine böyle akşam karşılıklı birbirimizin evlerine misafir Çok olduk. teşekkür Dostça bir ederiz. sohbetimiz Ederiz canım olacak. hocam. Evet, frekansları bir dinleyelim. Canlarım ben şu yine alt yazıları kapatayım. Çünkü ben de dahil olmak üzere hepimizin dikkatle dinlemesi gerekiyor. Cenk hocamın yayınlarında biliyorsunuz ben de konsantre oluyorum. Yeniden her şeyi öğrenmeye çalışıyorum sizin gibi. Bazen yeniden Estağfurullah. izlerken bakıyorum Cenk hocamın yayınlarında böyle yüzüm gözüm kayıyor şey oluyor. Yani çünkü ben de kendimi kaybediyorum. Ne olur bağışlayın şimdiden. Ben de dinleyeceğim canlar. Yorumları kapattım. Evet Estağfurullah. hocam. Estağfurullah hocam. Her şey, bize öncelikle gerçekten çok büyük bir hizmete vesilesiniz. O vesilenizi Rabbim daim Güzel etsin. Sizin hocam. Allah nazarlardan ve razı kem olsun. gözlerden korusun. Bu çünkü çok önemli bir şey. İyi bir şey yapmaya başladığınızda iyi bir şey yaptığınızı anlayabilmenin yoludur aslında saldırılar. Bu tür durumlar. Bu sebeple Allah sizi kem gözlerden, nazardan veya sizin bulunuş durumunuza karşı
fark etmeden ve bilmeden hasetlik ve fesatlık içerisinde olanlardan Rabbim sizi korusun, kollasın, muhafaza eylesin. Bütüne olan katkınızı hocam. Her gerçekten daim var hepimizin. Eylesin hocam. Allah razı olsun. Hepimizin, çünkü bizim birbirimize dualarımız asıl. Biz de aynı şekilde her zaman canlar da, ben de gerçekten Allah'ım aynı şekilde sizi de korusun ki daha çok daha çok, çünkü siz bir başkasınız ve sizin anlattıklarınız her gün DM'de mutlaka sizi isteyen, size ulaşmaya çalışan, sizi soran, yani aslında bizim de size yönlendirdiğimiz kardeşlerimiz oluyor. Çünkü yani büyük vebal bizim için de canım hocam. Yönlendirmek vebal ama mecburen size yönlendiriyoruz hocam. Evet. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Cümlemizden inşallah hocam. Hı hı. Hocam, frekanslara kısaca başlayalım. Herkese fayda olsun ve katkı olsun. Zamanı doğru kullanalım. Şimdi frekanslar konusunu neden seçtim? İlk önce onu naçizane paylaşayım. Bana da çok fazla bu konuyla ilgili soru geliyor. Ve frekanslar her ne kadar ana başlığımız olsa da yine altında birçok şeyi kıymetli dostlarımız yine öğrenecekler, algılayacaklar. Ama biz hep her şeyin mana kısmına çok önem veriyoruz. Çünkü insan manayı öğrenmeden madde boyutundaki var olan bir şeyin ne olduğunu anlama şansı yok. Ve maalesef ki insan olarak hepimizin zaman zaman olduğu veya hala onun içinde olan, sadece madde kısmına bakarak bir şeyi çözmeye çalışan kıymetli dostlarımıza bu yayın çok büyük bir ışık olacaktır diye tahmin ediyorum. Hayatta, yani Yüce Rabbimin yarattığı bir şeyde hiçbir zaman bir tek taraflı yaratım yoktur. Hep zıttıyla yaratmıştır bütün her şeyi. Ve bu zıttıyla yaratırken mana kısmı ve madde kısmı dediğimiz her iki taraf da aynı anda yaratılmıştır. Mana kısmı çözülmeden madde kısmındaki mevcut bir olayın anlaşılma şansı sıfır. Şimdi bunu anlattığımda o kadar güzel anlayacaklar ki bütün herkes. Ve bu anlattığımdan sonra bence birçok kişinin bakış açısı değişmeye başlayacak. Şimdi frekanslar konumuz ve insanların frekansı anlayabilmesi için şuradan başlamak istiyorum. Hayatınızda hiçbir şey yoktur ki üç bacağı olmasın. Bakın, yani üç bacak derken üç sac ayağı olmasın. Görüntüyü kontrol ediyorum burada ama güzel. Tamam hocam. Eyvallah. Burayı lütfen kıymetli dostlar çok iyi anlayın. Hayatınızda hiçbir şey yoktur ki bir şeyin üç tane ayağı olmasın. Örnek veriyorum. Bir buzdolabınızı düşünün. Buzdolabı satın alırsınız. Buzdolabı ismini kullanırsınız. Ama enerjisi olmazsa buzdolabını hiçbir şekilde kullanamazsınız. Birinci ayak enerjidir. İkinci ayak buzdolabının kendi kuruluş aşaması ve niteliği, niceliğidir. Üçüncüsü ise fayda kısmıdır. Oradan içine peyniri koyarsın, bozulmadan alırsın. İçine koyduğun ne varsa onları bozulmadan tekrar alırsın. Bakın, üç ayak. Arabayı düşünün. Arabayı alırsın. Yakıtı olmazsa hiçbir işe yaramaz. Yakıt birinci ayak. Araba ikinci ayak. Gideceğin yer üçüncü ayak. Hayatında yine tekrar düşün. Uyku. Uykuyu fazla edin mesela. Baktığında uyku. Sadece uyku, değil mi? Uykunun enerjisi nereden geliyor? Senin o günü sağlıklı geçirirsen, mevcut günü doğru kapatabilirsen, uykunun enerjisi kapanmış bir bedenden geliyor. Uyku ikinci ayak. Üçüncüsü ne peki? Ertesi güne sağlam kalkabilmek. Dolayısıyla her şeyin üç ayağı vardır. Üç ayağı olmayan hiçbir şey yok. Şimdi biz frekanslar konusunu anlayabilmemiz için bu üç ayağı hiç unutmayacaksınız. Ama biz maalesef çözemediğimiz sorunlarda hep sadece tek ayak üzerinden gideriz. Buzdolabım bozuldu dersiniz mesela. Şimdi buzdolabım bozuldu. Buzdolabının acaba elektriği mi yüksek geldi, bozuldu? Buzdolabın içerisindeki bir parça ömrünü mü bitirdi? Yoksa içine koyduğun yemekler buzdolabı değil de derin dondurucuya konulması gereken bir şey miydi? Şimdi bunun üçü çok farklı şeyler. Biz hayatımızda da sigarayı bırakmak istiyorum. Allah Allah. Sigarayı bırakmak istiyorum tek ayak. Ama bunun üç ayağı var. Sigara içmeni sağlayan birinci ayak yakıt, enerjin, arabanın benzini, buzdolabının elektriği. Sigarayı içmeyi sağlayan birinci ayak. Sigara görünen kısım. Üçüncüsü ise senin sağlığına verdiğin zarar. Bu da üçüncü ayak. Şimdi sen sigarayı bırakmak istiyorsun ya.
sigara içirecek olan kısmı mı halletmek istiyorsun? Sigarayı elinden mi bırakmak istiyorsun? Bir daha içmemek. Yoksa kendine verdiği zararı mı bitirmek istiyorsun? Hadi bakalım. Şimdi frekanslara bakın. Girmek için neyi anlamak gerekiyor ilk başta? Yani üç ayağı olmayan hayatınızda hiçbir şey yoktur. Diyelim ki bugün bir yere gideceksiniz. Sabah evinizden çıkacaksınız, değil mi? Düşündüğünüz şey, gitmek için düşündüğünüz şey enerjidir. Birinci ayak. Fiziksel gitme şekliniz ikincidir. Üçüncüsü ise gittiğiniz yerde yapacağınız fiziksel davranışların sonucunda açığa çıkacak olan durumdur. Keşke gitmeseydin. Düşünmese miydin? Keşke gitmese miydin? Gittiğin yerdeki davranışlarını mı kontrol etseydin? Şimdi frekansı anlamak için bunu bir sefer ayırt etmek lazım ince ince mevzuda. İşlerim çok kötü gidiyor. İşler ikinci ayak. İşe düşünce birinci ayak. İşin içerisinde etik davranışların ve sonucunda açığa çıkan durum üçüncü ayak. İşlerin neresi kötü gidiyor? İşe başlarken yanlış bir niyetle mi başladım? İşin muhteviyatı mı yanlıştı? İşin içerisindeki etik davranışlarından dolayı işin mi kötü gidiyor? Bu da üçüncü ayak. Şimdi frekansları bunu bilmeden frekans dediğimiz şey altı çok boş kalır ya. Ben size bir sayı dizini vereyim, tekrar edin olsun. Gerçekten olmaz yani. Olmaz yani, kandırırsınız kendinizi. Hipnoz edersiniz sadece. Bir süreliğine bunu yap. Ama üç ayağı bilmezseniz bu sadece kendi kendinizi kandırma şekliniz olur. Bir şey nitelik, nicelik, anlam ve manada çözülmedikçe fiziksel boyutta hiçbir şey çözemezsiniz ya. Buna emin olun. Dua okuyun. Tabii ki Allah'ın katında mutlaka bir şey vardır, sevabı. Ama dua okuduğunda bakın, dua ikinci ayak. Duaya güç veren kalp birinci ayak. Üçüncü ayak ise duanın sonucunda açığa çıkan hayatınızdaki davranış biçimi. Ben dua ettim, olmadı. Enerjiyi verdin mi kalpten? İkinci ayak, duayı ederken duanın olması gereklilik haline saygı duydun mu? Üçüncüsü, Allah'ın takdiriyle gerçekleşen hayatına yansıması. Zikir ediyorum, bir türlü işte orayı çekiyorum, çekiyorum, olmuyor. Zikir çekmeden önce esmanın ne demek olduğunu bilmek birinci ayak. İkincisi fiilen dille söylemek. Üçüncüsü ise açığa çıkan hayatındaki yansıma şekli. Şimdi 888 bin tane çeksen ne olur? Tabii ki Allah'ın katında mutlaka fayda var. Ama şimdi bunu bir sefer bu kısmı öğrendik. Artık hayatınızdaki her şeyin üç bacağı var. Bir şeyi düzenlerken birinciden başlayıp sona doğru gitmeniz gerekiyor. İşte elinde yara çıkıyor. Yara ikinci ayak. Bu yarayı besleyen düşünce ne? O birinci ayak. Fiş yani. Buzdolabını fişe taktığın yer. Yara ikincisi. Gördüğün senin. Üçüncüsü ne? Hayatındaki konfor alanının bozukluğu. Konfor bozukluğundan mı rahatsızsın? Yaranın görüntüsünden mi rahatsızsın? Yaranın orada sürekli tekrar etmesinden mi rahatsızsın düşüncesel olarak? Bunları ayırt etmedikçe frekansların hiçbirini anlayamazsınız. Bunu bir kenara koyalım. Bunu anladık şimdi. Şimdi gelelim frekansları nasıl anlamamız gerektiğiyle. Bakın, frekans demek sıklık demek. Süreklilik demek. Belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir enerjinin sıklığına frekans deniliyor. Yani zikretmek mesela, sürekli işte atıyorum bir zikir çekmek bir frekanstır. Veya gül yağını alıp kokladığınızda onun sizin beyniniz tarafından algılanıp belirli hormonların salgılanması bir frekanstır. Belirli sayı dizinlerini görüp bu sayı dizinlerini tekrar edip sadece tekrar etmek bir frekans değildir. Sayıları görüp sayılara hangi manayı yüklediğinizi bilip tekrar etmek bir frekanstır. Fakat frekans demek, sıklık demekse, neyi sıklıkla enerji olarak göndereceğinizi bilmektir frekansı yaşatan şey. Frekans sadece bir otobüs gibidir. Yani frekansı bir otobüs gibi kabul edin. Fakat nereye gideceksiniz? Hangi koltukta oturacaksınız? Kaç para ödeyeceksiniz? Şimdi bunları da bilmeyin. Frekans sadece gideceğiniz yere götürmek için ona uygun bir rota belirleyen, uygun bir kilometre hızı belirleyen bir araçtır. Ama siz neden, niçin
ve nasıl olduğunu bilmezseniz otobüste boş boş dolaşırsınız. Bir İstanbul'a gidersiniz, bir Denizli'ye gidersiniz, bir Ankara'ya gidersiniz, dolaşır durursunuz. Bu sebeple frekansın bir otobüs olduğunu bilmek gerekir. Otobüse neden bineceğini, nereye gideceğini, kaç para ödeyeceğini ve sorumluluklarının farkında olman gerekir. O zaman frekans bir araç. Peki frekansın bizde doğru çalışması için nasıl bir mevzu olması gerekir? Bir sefer şunu unutmayın. Yüce Rabbim bizi öyle bir frekansta yaratmıştır ki o frekans insanın bozabilmesi için sevgiden, şefkatten ve sevgiden ve şefkatten yoksun olması gerekir. Yani sağlam bir bozma şekli böyle gerçekleşiyor. Ara ara bozulma şekli ise içindeki fesatlık, içindeki kınama duygusu, içindeki kendi akılınca, kendi bildiklerinle yorum yaparak var olan bir şeyin gidişini bozmak. Bunlar bir insanın, yani arabanızın rölant ayarı vardı. Kontağa bastığınızda arabaya hiç gaza dokunmadan çalışma şekli var. Dır 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 çalışır. Sizin o rölantisinin bozulması için ya gazın aşağıda olması lazım, ya devrinin yukarıda olması lazım ki ses bozuk çıksın. İnsan da anne karnından çıktığı andan itibaren yukarı doğru, yani yaşları ilerledikçe onun frekansının bozulabilmesi için, fıtratına ters gidiyor olması için sevgisiz, şefkatsiz, fıtrata ters hareketlerle ve düşündüğü düşüncelerde fayda değil de daha çok hırs, zarar, kötü niyet olacak ki arabanızın rölantisi bozulsun. Aksi halde bir insanın frekansı, hani böyle iki iyi düşünüp bir kötü düşünürsün, bir sevgi düşünürsün, bir sevgisiz. Bunlarla frekansınız bozulmaz. Çünkü frekans ne, nasıl biliyor musunuz? Hiçbir inancınız olmasın, bir caminin yanından geçin, orada bir işte cuma vakti olsun, bir ezan vakti dinlerken bile rölanti ayarlarınız düzelir. Veya giderken oturdunuz, yanınızda böyle çok kıymetli bir insan var. Hoş bir sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Size o kadar güzel iki cümle söylüyor, anında toparlanırsınız. İnsan boş bir bilgisayar gibidir. Karşıdan geldiği enerjiyi alır, dönüştürür ve hayatına yansıtır. Yanınızda iki güzel kelam konuşan biri olursa size iki güzel kelam anlatır, bütün fabrika ayarlarınızı yapar ve siz otobüsten inerken veya evden çıkarken, iş yerinden güle güle çıkarsınız. İşte frekansınız düzeldi. Bunun için 69, 79, 89, 99 demenize gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? İki güzel sohbet, bir muhabbet, bir kalp güzelliği, bir de akıl güzelliği. Sizin frekanslarınızı korumaya yeter. İnsanız. Birçok şey yaşıyoruz. Hastalığımız oluyor. Atıyorum, kötü düşüncelerimiz bizi bırakmıyor. Kaygılarımız bizi bırakmıyor. Takıntılarımız bizi bırakmıyor. Amenna, insanız. Fakat bunun içinde kendinize frekansal olarak, sürekli olarak iyi niyette tutmaya çalışırsanız. Bakın, biraz da aklınızdan geçenlerin farkındayım. Cevaplayacağım. İyi niyette tutmaya çalışırsanız, kötülüğü fark etseniz bile o insanlar için iyi niyette dua ederseniz, olumsuza düştüğünüzde onun bir misafir olduğunu kabul edip bir süre o filmi izlemeye sabredebilirseniz, inanın bana frekansınız düzelir. Çünkü frekans sıklık demektir. Neye daha çok odaklanırsanız o enerjiyi içeride üretirsiniz. Frekans bir otobüstür. İçine binen önemlidir. Frekans bir sıklıksa kafanızdaki sürekli olarak düşündüğünüz şeyi taşıyacak otobüs. O yüzden siz kafanızda tırtıkladığınız şeyi geriye çekip biraz sabrederseniz otobüsteki o kötü düşünce inecek, yerine iyi düşünce binecek ve frekans sıklığı o çoğaldıkça sizin enerjiniz değişmeye başlayacak. Dünyada yaratılmış her şeyin bir frekansı vardır. Dolayısıyla yediğiniz bir şey de frekansınızı değiştirir. İçtiğiniz bir şey de frekansınızı değiştirir. Bir şeyi hızlıca yapmak, yavaşça yapmak. Örnek veriyorum, ne demek? İşte benim çok düşüncelerim var, ben gideyim kafayı bulayım, her şey düzelsin. Bu ne demek biliyor musunuz? İki günü bir günde yaşayayım demek, bir anda düzelsin demek, sonra tekrar düşmek demek. Bir şeyi normal sendromunda yaşamadığınız süre içerisinde, yasınızı yas gibi tutmazsanız, mutluluğunuzu mutluluk gibi yaşamazsanız, kendinize gereken değeri vermezseniz, yanınızdaki insanları sevgi ve şefkatlerine veya sizin vereceğiniz sevgi ve şefkate kulak asmazsanız, frekansal boyutta
istediğinizi yapın toparlanamazsınız. Frekans sizin her nefes aldığınızda ve her nefes verdiğinizde bütün uzuvlarınızın bir ahenkle çalışması, doğru frekanstaysa onların ahenkle çalışması ve sizin de yaşama neşe dolu olmanız. Fakat herhangi bir davranış bozukluğunuzdan dolayı bir organın veya birkaç organın diğer organların zıttına daha farklı çalışması sizin frekansal olarak bozuk olduğunuzu gösterir. Bunun için de atıyorum öfkeliyseniz karaciğerinizin titreşimi değişir, frekansal olarak kendinizi kötü hissedersiniz. Atıyorum sevgi ve şefkatiniz yoksa kalp ritimleriniz bozulur, o zaman vücudunuzun her yeri başka titreşir, kalp başka titreşir. İşte dedikoduya çok meyilliyseniz, sürekli sizin aklınızda bir şey konuşuyor ve ona kafayı takıyorsanız kulaklar başka çalışır, beden başka çalışır. Veya göz başka çalışır, beden başka çalışır. İşte frekansal bozukluk budur. Frekansal bütünlük demek, bütün uzuvlarınızın, ruhen, zihnen ve bedenen, hepsinin aynı belirli bir bant içerisinde, birinin biraz aşağıda, biriniz biraz yukarıda olarak bir bütünlük halinde hareket edebilmesi sizin frekansal olarak doğru bir durumda olduğunuzu gösterir. Ama bunun için böyle çok yoğun bir çabayla şunu yapayım, böyle yapayım, bu çakram açılsın, bu kafamın burası düzelsin. Bakın çok basit. Sabah pencerenizi açın, derin derin nefesler alın. Sonra kendinizle helalleşin. Ben kendimi hakkımı helal ediyorum. Kendimi hakkımı helal ediyorum. Ben kendimden mutluyum. Yanlış yaptıklarımdan, doğru yaptıklarımdan, yapamadıklarımdan, güzel yaptıklarım hepsinden mutluyum. Bugün de beraberiz. Sana teşekkür ediyorum. Otur kahvaltının başına. Yerken lokmalarının tadına var, içtiğin suyun farkına var. Kapıdan çıkarken güzel bir dua et. O günün çok zor olsa da kolaylaşması için neler mümkündür sorusunu sor ve yoluna devam et. Ve lütfen önüne çıkan insanlara selam vermeye çalış. Ve lütfen onlarla konuşmaya çalış. Bu tabii ki dengesizce değil. Baktın karşıdan böyle yaşlı bir amca geliyor değil mi? Amcacığım nasılsın bugün? Yorgun gördüm seni. İyi misin? Nasılsın? Ne kadar güzel gözüküyorsun. Ne kadar yakışıklı gözüküyorsun. Şöyle bir muhabbeti kalple yap. Emin ol. Yapacağın esmadan, çekeceğin esmadan, yapacağın o sayı frekansları var ya 69, 79, 89, 109, 209. Koklayacağın gülden 100 milyon kat daha seni akort eder. Çünkü zaten nur esması üzerine inmezse sohbet edemezsin kimseyle. Bak, nur esması üzerine inmezse zaten sohbet edemezsin. Sen onunla konuştuğun an yaradan senin nurunu fazlalaştıracak. Yani sen bir şey yapmadan davranışlarınla frekans bütünlüğünü çoğaltacaksın. Oradan gittin iş yerine değil mi? İşverensin veya çalışansın. Kapıdan girerken de ki iş eğer çalışansa bu iş yerinin sahibi kimse Rabbim vesile olduğu için ona teşekkür ederim. Onun yolunu aç. Rabbim burada çalışan herkesin hangisinin sorunu varsa onları gider Rabbim de. Gir içeri. Bak kapıdan girdin daha iş yerine gelene kadar 25 bin defa senin sayı zikretsen bu kadar hızlı ilerleyemezsin frekansal olarak. İşinden çıktın de ki Rabbim ya bugün de bunun çalışmasına izin verdin ya. Bugün de bunların görmesine izin verdin ya. Bugün de duydum ya. Bugün de yemek yiyebilecek gibi karnımı acıktırdın ya. Bak çok kıymetli bir şey. Bugün de su içmek hatırladım ben bu su içmeyi. Yani su içebildim ben bugün. Var ya. Nasıl büyürsün biliyor musun? Nasıl omuzların yükselir biliyor musun? Bunu anlatabilmek için yaşamak lazım. Bunu yaşamanız lazım. Lütfen üç sac ayağını unutmayın. Biz hep bir tarafta takılı kalıyoruz. İşte moralim çok bozuk. Hangi sayıyı zikredersem, hangi esmayı söylersem, hangi kokuyu koklarsam frekansım yükselir. Yükselmez abicim, yükselmez. Yapma gözünü seveyim ya. Sen nasıl bir şey bu? Emek yok, çaba yok, bilgi yok. Sadece bir şeyi tekrar edeceksin ve frekansın yükselir. Avutma kendini. Bu dünyadaki amacın bilgi, ilgi, kendini geliştirmek, tekamülünü tamamlamak, insanın özelliklerini anlamak. O yüzden sayıyı eğer öyle olsaydı zaten yaradan bize şuradan bir fiş çıkarırdı. Biz bilgisayarda yazardık, yüklerdik, tak diye düzelirdik zaten biz. Lütfen daha aklı selim.
Daha açarak mevzuları konuşalım. İşte internette yazıyor mesela. İşte bu kokuyu üzerinize sürerseniz 444 Hz'de titreşirsiniz diyor. İyi de hadi sürdüm. 12 dakika, 13 dakika sonra 444'ten yine çıktım. Çünkü bende değersizlik duygusu var sürekli, örnek veriyorum. Sürekli mi ben bunu koklayacağım keş gibi yani? Onun yerine birilerine değer vermeyi denesene. Bak nasıl değerli olduğunu hissedeceksin. Sen birilerine değer vermezsen değerli olduğunu hissedemezsin ki. İki, her şey zıttıyla yaratıldı. Değersizsen kimleri değersiz kılıyorsun hayatındaki, sen böyle değersiz değersiz dolaşıyorsun. Frekans dediğimiz mevzunun içi böyle, dışı başka. Şimdi bakın, zikrediyoruz değil mi? Hey hocam, hiç zikretmeyecek miyiz? Esma çek. Yapacaksın ama şöyle yapacaksın. Yapacağın şeyin ilk önce şunu sor. Ben neden yaptığımı biliyor muyum? Ben neden yaptığımı biliyor muyum bunu? Yani niçin yapacağım ben bunu? İnternette okudum da bu iyi gelir. Arkadaşım söyledi de bu iyi olur diye mi? Yoksa gerçekten ihtiyacının farkında mısın? Şimdi örnek vereyim. Ya Gani ismi Allah'ın bütün zenginlikleri kendinde barındıran demektir. Bütün zenginlikleri kendinde barındıran demektir. Ve hiçbir zaman eksilmeyen. El Mugni ismi ise o zenginliği kime verirse o zenginin yönetme kabiliyetini vermesi demektir. Şimdi bakın çok ince bir nüans var. Ses kayıtlarını dinleyen varsa bunu anlıyordur oradan. Şimdi Allah'ım ya. Mesela zenginliği neyle ilgili istiyor? İç huzuruyla ilgili zenginlik istiyor mesela. Allah'ım ya. Gani olan sensin. Yüce Rabbim. Sensin gani olan. Bütün zenginlikler senindir. İç huzurumla ilgili olan zenginlik de sendedir. Sen gani olansın. Rabbim, ganisin. Rabbim bana iç huzur zenginliği ver. İç huzur zenginliğini vereceğinden hiç şüphem yok. Sen çünkü ganisin. Rabbim, El Mugni, Mugni ismiyle de o huzuru yönetebilmeyi nasip eyle. Rabbim, sen Rahmansın, Rahimsin, Ganisin, Mugnisin. Rabbim beni rızıklandır. Verdiğin iç huzurumu istikrar sağlayabilmem için, anlayabilmem için, idrak edebilmem için, yönetebilmem için Rabbim Mugni ismiyle Rabbim bana yardım et. Kapına geldim. Huzurundayım. Kalben seninleyim. Aklen seninleyim. Bedenen seninleyim. Rabbim kabul et. Amin. Şimdi böyle bir dua et. Bunun daha da güzelini yaparsınız eminim. Ama mantık şu. El Mugni, El Mugni, El Mugni, El Mugni değil ya. Mugni ne? Gani ne? Ve şunu unutmayın. Hiçbir Esma-ül Hüsna tek başına zikretmeyin. Çünkü hepsi birbirine bağlantılıdır. Ya Rahman Ya Rahim mesela. Şimdi birazdan sayılara da geleceğim ama. Ya Rahman Ya Rahim. Mesela diyelim ki sosyal fobiniz var. Sosyal fobiniz var. Ben sosyal fobimi yenemiyorum. Hangi renk iyi gelir? Hangi sayı iyi gelir? Hangi esma iyi gelir? Öyle çözemezsin abi. Şimdi bak Allah'ın bilinç kapılarından seni Rahman ismiyle seni dimdik durdurabilir. Rahim ismiyle de o dik duruşuna merhamet verir. Yani sadece Rahman ismiyle sana eğer bir tecelliyat verirse gaddarlaşabilirsin. İnsansın sen çünkü. O zaman ne yapmak lazım? Rabbim, huzuruna geldim. Allah'ım, ben kendimin farkında değilim. Ben erkek olduğum halde sosyal alanlara giremeyerek, kendimin farkında olamayarak, kendi düşüncelerimi ifade edemeyerek Rabbim kendimi kendimden doğuramıyorum. Rabbim kendi sesimi bile duyacak cesaretim yok. Ya Rahman isminle Rabbim bana güç ver. Bana tecelliyat var. Konuştuklarımı duyabilmeyi, duyduklarımı idrak edebilmeyi ve dimdik durabilmeyi nasip eyle. Rabbim ben insanım. Eğer ben böyle yaparsam kibre girerim. Rabbim böyle yaparsam gaddarlaşırım. Ya Rahim isminle de bana merhamet de ver. Rabbim Ya Rahim isminle, Ya Rahman isminle Rabbim hem merhameti olan, hem de dik duruşu olan, hem de insani vasıfları taşıyabilme gücü ver Allah'ım. Şimdi bakın kıymetli insanlar, şöyle ismin manasıyla yapacağınız bir zikir ve bir sohbet Allah'la var ya,
Ya bunu yapanlarınız var, fazlasını da yapanlarınız var, biliyorum. Ben bildiğim kadarını sadece anlatıyorum size. Ama frekans yükseltmek dediğiniz şey böyle olur. Bunu unutmayın. Sadece esma çekerek yapamazsınız bunu. Allah için ibadette sonsuz ve sınırsızdır. Siz isterseniz hiçbir şey söylemeden sadece ya Allah ismini bile düşünseniz Allah'ın katında çok büyük. Fakat sizin bunu idrak edebilmeniz için böyle yapmaya ihtiyacınız var. Biz insanız ya, eksiyiz, yoksunuz. İllaki fayda görmek istiyoruz, sonucu görmek istiyoruz. Zaten faydayı ve sonucu bilerek yaptığın şeyde o iman sayılmaz. O iman sayılmaz. Sadece bileceksin, görmeden de bunu yapabilip, görmeden de bunu isteyebildiğinde iman o zaman kuvvetlidir. Bunu da koyalım kenara. Gelelim daha spiritüel olan kısımlara. İşte çakramı dengeliyorum. Veya atıyorum çeşitli sayı dizinleri tekrar ediyorum. Veya kokular kokluyorum. Bunun gibi şeyler. Bunların hepsine sonuna kadar katılıyorum. Bunların hepsi bir frekans düzenleyicidir. Amenna. Hiçbir şey mi? Ama bunlar ağrı kesici gibi. Yani ağrını keser. Belirli bir zaman yükselişini sağlar. Fakat sen makinenin içindeki düşüncesel sistemini tamir edemezsen bir süre sonra tekrar aynı şeyleri yapmak zorundasın. Bu yüzden ben de diyorum ki temiz yaşa. Net yaşa. Düzgün yaşa. Ruhunla, zihninle, bedenin arasında çarpışıklık yaratma. Kendine şeffaf davran. Kendi çıkmazlarını bil. Kendi doğrularını bil. Kendinle dürüstçe konuş. Bu senin frekansının sürekli düzgün olmasını sağlar. Bir şeyi çok başarmak zorunda değilsin ha. Yani bir şeyin en başarılısı olmak zorunda değilsin. Bir insanın frekansını bozan şey ruhuyla zihni arasındaki çarpışıklıklar. Bir insanın kendine şeffaf davranmaması, bir insanın hayatındaki faaliyetlerin farkında olamaması. Bu sebeple lütfen ve lütfen frekansınızı düzeltmek, evet bir acil müdahaledir. İşte rezonans çubukları var. Onunla da düzeltirsiniz. Bakın o da düzeltir. Hiçbir sorun yok. Ama biz ağrı kesici mi istiyoruz? Yoksa biz başımızın hiç mi ağrımasını istiyoruz? Bu önemli. Ve hayatınızda sizi rahatsız eden, sizi sorun yaratan şeyi eleştirirken kendinizi buluyorsanız sorun sizsiniz. Bir şey sizi rahatsız ederken eleştirmeden kendinizi bulup sadece rahatsızlık modunda kalıyorsanız o zaman frekansal değişmeye ihtiyacınız var demektir. Çok ince bakın püf nokta burası. Ve bu sebeple hayatınızda hareket etmeden hiçbir zaman farklı bir alana geçemezsiniz. Durduğunuz yer kendinize dürüst olmadığınız yerdir. Frekans demek sıklık demektir. Frekansın terimleri vardır. Hertz, kilohertz, megahertz diye yukarı doğru gider. Hertz dediğimizde saniyede bir devinim demektir. Yani bir sıklık demektir. Aklına geldi geçti. Bu hertz'tir. Kilohertz saniyede 1000 devinim. Yani bir saniye içerisinde çok şiddetli korku, acı, mutluluk, hüzün. Bu 1 kilohertz. 1 megahertz saniyede 1 milyon. Yok oldun, bittin, mahvoldun, paramparça oldun. Öyle hissediyorsun. Panik atak gibi düşün mesela. Ya da çok mutlu oldun. Kakır kakır gülüyorsun, uçuyorsun, kafan güzel vesaire vesaire. O da çünkü her şey zıttı ya. İyi tarafta olabilir, kötü tarafta olabilir. Şimdi böyle bir şeye sahipsen, bak bu bilgiye sahipsen, uyku ile uyanıklık arası 7-14 hertz falan. Yani uykuya dalıyor 7 ile 14. Yani senin 7 ile 14 Hz içinde uykuyla uyanıklık arasında oluyorsan eğer, senin demek ki ne olman lazım? Kilohertz'ten de çıkıp yukarı megahertz'e gelip iyi niyetli bir şekilde hayatına hep harekette devam etmen gerekiyor. Hareket etmedin, tak düştün mü kilohertz? Hareket etmedin, tak düştün mü hertz'e? Ne olur biliyor musun? Sadece yatarsın, başka hiçbir şey yapmazsın. Yatarsın sadece. Yemek yersin, yatarsın, uyursun. Yemek yersin, yatarsın, uyursun. Peki sürekli herste kalmak ne yapar? Hormonlarını bitirir. Serotoninler, dopaminler, her şey bitmeye başlar. Çünkü makine çalışmıyor. Makine sürekli istirahatte. Bu yüzden çalışmak, bu yüzden üretmek, bu yüzden iyi düşünmek seni o yukarıdaki megahertz'e kadar çıkarıp seni orada sürekli üretimde tutup senin frekansını bir bütünlük haline yaymaya başlar. Şunu unutmayın.
hiç kimse tesadüfi olarak bir apartmanda sırasıyla oturmuyor. Tesadüf yok, haberiniz olsun. Oradaki bir iki kişi o bütün apartmanın frekansını düzenliyor. Hiç zannetmeyin üst kattaki boşuna geldi, alt kattaki orada. Hiç zannetmeyin iş yerindeki bir çaycı boş yerine orada çaycı. Sakın, mahallenizdeki insanların konumu bile tesadüf değildir. O mahallenin huzurlu olabilmesi için bir iki üç kişinin orada frekans düzenleyici olarak orada olması lazım. Otobüse bindiniz. Orada bir 3-5 kişinin mutlaka orayı düzenlemesi gerekir. Hiç kimse tesadüf olmadan tesadüfi olarak bir yerde birleşmez. Onun için Allah'ın mizanı o kadar büyüktür ki. Kendi kendimizi kontrol etmeye çalışmak kadar cahilce bir şey yok. Lütfen hayatınızda en büyük duanız ne olsun biliyor musunuz? Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştır. Anlayabileceğim, idrak edebileceğim, hak yolunda giden, iyiliği bana empoze edecek, bendeki iyilik enerjisini dışarı çıkaracak, bendeki iyiliği dışarı çıkarıp fayda sağlatacak insanlarla beni karşılaştır. Feyz alacağım insanlarla karşılaştır. Bu dualar var ya, sizin frekansınızı öyle bir hale getirir ki, duamatik gibi oldun ya. Yani dua deyince aklınıza, bilmiyorum sizin ne geliyor ama ben dua deyince en sevgiliyle olan sohbetim ve muhabbetim geliyor. En sevgiliyle olan sohbetim ve muhabbetim geliyor. İnsan sevgilisiyle her an konuşmak istemez mi? İster değil mi? Yani bunun bir şekli, bir şemali yok. Yeter ki hani hayatınızdaki insanla bile konuşurken bir uslubunuz vardır değil mi? Yeter ki Allah'la konuşurken ne konuştuğunuzun farkında olun, ne istediğinizin farkına varın. Allah'ım zenginlik istiyorum. Eyvallah, Allah merhameti çok büyüktür, verir ya. Ama Mughni ismini vermesi için Allah'ım onu yönetebilmeyi de bana nasip eyle demen gerekiyor. Yani bir ehliyet sınavına girdiğinde bile araba kullanmayı biliyor olabilirsin. Ama okuma bilmeden alamazsın ehliyeti. Veya atıyorum işte üniversitede bir tez hazırlıyorsun değil mi? Tezi çok iyi hazırlayabilirsin ama bilgisayar bilmezsen onu toparlayıp sunuma hazır hale getiremezsin. Bunun kriterleri var. İstemek sonsuz. Yönetmek önemli olan. Rabbim istediğini verir. İsteyen herkese verir istediğini. Ama yönetmeyi ilimle meşgul olana, Allah'ı tanımak isteyene, Allah'ın varlığını ve birliğini anlamaya çalışanlara da yönetme kabiliyeti veriyor. İkisi farklı şeyler. Bakın lütfen anlayın. Özellikle mesela hasbinallah ve ni'mel vekil var. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Kafanızın basmadığı her şeyde Allah'a vekil tayin etmek demek. La havle ve la kuvvete biliyorsunuz. Bu var. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah'ım ben insanım ya. Yani benim sabrım yetmiyor, aklım yetmiyor, dayanma gücüm yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor Rabbim. Bana bir sakinlik ver, bana bir durgunluk ver. Bunu yapabilme gücü ver. Aklımın bende kalmasını sağla. Yani bu acayip bir mevzu arkadaşlar. Bakın boş bir bilgisayar gibiyiz. Her gün yeni program yükleniyor. Sabah kalktınız yeni bir programla kalktınız. Hani reenkarnasyon var mı diyenlere soruyor ya, her sabah oluyor bu zaten. Kalktığınızda yeniden bir program, reenkarnasyona kalktınız. Yüklendi programınız. Eğer o programın kullanım kılavuzu, driver'ı yoksa sizde, o program ağır gelir size. Dersin bugün çok kötü kalktım. Kötü kalkmadın da kullanım kılavuzunu açmadın bugün nasıl kullanacağını kendini. O yüzden dolayı olmuyor mevzu yani. Rabbim hepimize kendimizi yönetmeyi nasip etsin. Frekans dediğimiz şey bir insanın kendini bildikten sonra o frekansı bütünlük halinde taşıyabilme halidir. Aksi halde lütfen ve lütfen frekansınızı yükseltmek için suni yollara başvurmayın. İlimle frekans yükseltilebilir. İlim isteyen herkese. İlimi yönetmek ise Rabbini tanıyanlara verilir. Bir şeyi bilmeden bir şeyi yönetemezsiniz. Şimdi siz şoförlüğü biliyorsunuz, ben tır kullanacağım diyor. Ya diyor ki tır başka, araba başka. Tırı kullanmak için bir kursa gitmen lazım arkadaş. Veya biraz bilgi sahibi olman lazım diyor. Yok ben tır kullanırım çünkü şoförlük biliyorum. Benim ağzım var, ben zikredebilirim. Benim aklım var, olumlama yapabilirim. Ya öyle olmuyor arkadaş. Şimdi olumlama yapacaksın değil mi? 50 tane bilgi var. İşte meli malı mı kullanmamalıyım, doğru cümlemi kullanmalıyım, pozitifte mi kullanmalıyım, yanlış kullanmamalı mıyım? Şimdi bir bu kaos var. Bir nasıl bir cümle kuracaksın o var. Soru mu sorayım, cevaplı mı yapayım? Milyon tane kaos var değil mi içinde? Abi dümdüz. Bak dümdüz. Bunu biraz Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri ve ayetleri var. İstekleriniz diyor. Düşünceleriniz ve istekleriniz.
Ya basiretiniz bağlandığında istediğiniz cümleyi kurun. Tek bir cümle bile çıkmaz. Basiretiniz bağlı değilse hiçbir cümle kurmasanız da istediğiniz gibi her şey olur diyor. Şimdi biz hayatımızda yapacağımız bir faaliyetin ilk önce yapmadan önce ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Altını çize çize söylüyorum. Tanımı olmayan bir şeyin hayatınızda varlığı olmaz. Tanım, ilk önce tanım. Frekansları öğreneceğim. Neden öğreneceksin abi? Çünkü frekansım düşük veya hastalığımı iyileştireceğim veya iş bulacağım veya evleneceğim. Bak şimdi, evlenmek için frekansa ihtiyacın yok. Evlenmek için kadınlık veya erkeklik ne demek tanımını bilmen lazım. Eski ilişkilerinde helalleşmiş olman lazım. Ondan sonra eğer bir kadınsan kadının rolü nedir evlilikte bunu bilmen lazım. Erkeksen erkeğin rolü nedir bunu bilmen lazım. Ondan sonra anne ve babanın evliliğiyle ilgili söylediğin cümlelerin varsa bunlar için helallik alman lazım. Ve kınadığın evlilikler varsa helallik alman lazım, tövbe etmen lazım. Ve evlilikle ilgili geleceğin hayallerine inanıp onu içselleştirmen lazım. Senin evlilikle ilgili frekansını böyle yükseltebilirsin. Yoksa sen sayıları söyleyerek evliliğin içine girersen girersin ama çıkışın çok hızlı olur. İş için. İşim olsun, ben şu sayıları söyleyeyim, işim o. İşin olur. Senin iş bulabilmen için çalıştığın bütün iş yerlerinde bilmeden ve fark etmeden yaptığın bütün haksızlıklar için tövbe etmen lazım. Maaşların aklanması için sadaka vermen lazım. İşte ne için çalıştığını fark etmen lazım. Bütün uzuvlarına bir şükür yapman gerekir. Sen böyle iş bulabilirsin, böyle frekansın yükselebilir. Veya başka bir milyon tane örnek. Yani Yaradan seni durup dururken işsiz bırakmaz. Durup dururken seni evlendirmeme gibi bir durum olmaz. Sen tanımını bilmediğin bir şeyden dolayı bir şeyden mahrum bırakılırsın. Muhteviyatını bilmediğin bir şeyden mahrum bırakılırsın. Yoksa sende o sayı eksik diye sen evlenemezlik gibi bir durumun yok ki senin. Sen ne olduğunu bilmediğin bir şeyden dolayı mahrum bırakılıyorsun. Bu olmaz mı da sen bir işveren olduğunu kabul et şu an dinleyenlerden. Sen bir yetkinlik ararsın değil mi, bir pozisyon vereceksin. Eğer yetkinliği yoksa o pozisyonu vermezsin. Yaradan'ın da mizanında bu var. Diyor ki bu kul evlenmek istiyor. Ben buna evliliği verirsem heder edecek kendini. Kaldıramayacak. Evlendiği kişiye yanlış olacak. Kendine yanlış olacak. Sonunda çocuğu olacak. Çocuğunla iyi geçinemeyecek. Onun için birazcık bu aile kavramını öğrenmesi gerekiyor bu kişinin. Şimdi sen bunu frekans yükselterek çözemezsin arkadaşım. Frekans yükseltmek senin düşünce biçimini düzeltmekle olabilecek bir şeydir. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar, mevzuyu buradan ele alalım. Ve suni olan anlık ağrı kesiciler gibi değil. İlk önce kökünden almak lazım. Yani siz şimdi bir aracınız bozulduğunda ustaya gidip komple bunu çöz mü dersiniz? Ya usta, şu gitsin de 10 kilometre sonra yine bozulsun mu dersiniz? Kökten çöz dersin ki bir daha olmasın değil mi? O sebeple konuya böyle bakmak hocam, lazım güzel şey insanlar. Hocam göründüğü gibi değil. O kadar güzel toparladınız ki ben de bazı konularda şok oldum gerçekten açıkçası. İnanılmaz. Biz sadece galiba şeyin ya bu buzdağının sadece görünen kısmını görüp yorum yapıyoruz. Oysaki altında devasa bir alan var galiba, küçücük bir, evet, frekansları yükseltmek için. Daha doğrusu frekanslar yüksek zaten de, yani taşların, kokuların veya işte esmaların veya işte sayıların mutlaka faydası olacaktır ama dediğiniz gibi sürekliliği konusunda, devamlılığı konusunda bizim mutlaka bir şey yapıyor olmamız lazım. Hazreti Peygamber'in dediği gibi aranızda selamlaşmayı ve gülümsemeyi yazıyor. Gülümsemek frekans ne kadar yükseltir? Selamlaşmak dediğiniz gibi frekans bir anda yükseltir. Bir karşıdaki insan Allah razı olsun demesi. İnanılmaz bir şey. Hani bu arada şey çok iyi çekicidir. Bir apartman ya da bir mahallede hiçbir şey tesadüf değildir. Sizin ya da birilerinin orada dengeyi kurması çok önemli. Otobüsteki bu konuda acayip geldi. O zaman bizlerde iyi insan olmaya veya Allah'ın sevdiği insan olmaya çalıştığımızda belki de mahallemizdeki deniz şeyleri, fenerleri gibi oradaki frekansı yükseltip dengeyi sağlayan insanlar olmalıyız değil mi hocam?
Hocam şöyle söyleyeyim. Evet kesinlikle doğrusunuz. Ben şimdi bununla ilgili şöyle birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Biz o kullandığımız işte frekans yükselticiler mutlaka faydası var. Ne zaman? Biz bu bilinci yakalamaya çalışırken girip çıktığımız zamanlar olabilir. O sırada bizi ayağa kaldırmak için bir koltuk beyleği gibi düşünmek lazım. O sırada bize destek olur. Ama hep o destekle yürüyemezsiniz. Yani ayağınızın kırığı iyileşince onu bırakmanız lazım. Onlara sırada destek olabilir. Ama süreklilik olarak onu yapamazsınız. Şimdi ben mesela bana gelen danışanlarıma programlar hazırlıyorum. Bunlar 10 sayfa ile 20 sayfa arasında. Şimdi bu programlar onlara geldiği zaman bak hocam diyorlar ki çok var. Diyorum ki bak sen 30 yıl boyunca yanlış bir frekansta titreşmişsin. Yani bir aşağı inmişsin, bir yukarı çıkmışsın, bir aşağı. Yani radyoda bir türlü doğru kanalı bulamamışsın. Şimdi bu doğru kanalı bulabilmek için senin o 30 yıllık bilgisayar sistemini komple aşağı çekip alıp yeniden bir program yüklememiz gerekiyor. Bu sebeple buradaki 20 sayfa olarak bakma. Bunlar senin her biri frekansını bir ömür boyu sabit tutabilmek için doğru cümleler, doğru dualar, doğru tövbeler. Bunlar ödev gibi değil. Evet ya ben bu cümleyi okudum. Hayat felsefen bundan sonra buna göre olmalı gibi bakmalısın. Senin bir yaşam kılavuzun gibi. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i de böyle okuyoruz, hadis-i şerifleri de böyle okuyoruz veya çeşitli işte ilim kitaplarını da böyle okuyoruz, spiritüel kitapları da böyle okuyoruz. Ama insan istiyor ki bir şey içsin, hemen kafası düzelsin. Bir cümle söylesin, anında bütün korkuları gitsin. Bunlar bize azap olsun diye verilmiyor zaten. Bunlar bizim fark etmeden iç uzuvlarımız, ruhumuzda açılmış olan yaraların tamiri için sadece biraz daha anons sisteminde daha farklılaştırılıyor ve biz bunu fark ediyoruz. Bunu düzeltebilmek için fırsatlar veriliyor. İnanın bana kaygısı olmayan, korkusu olmayan, takıntısı olmayan hiç kimse yoktur. Bazılarının biraz fazladır, bazılarının biraz azdır. Fakat bunlara kurtulmak için değil de beni bu takıntıya sevk eden mevzu nedir? Buradaki benim güvende kalmamı engelleyen frekans bozukluğum neresidir diye bakmak lazım. Yoksa işte geliyor hocam benim çok takıntılarım var. İşte psikoloğa gittim, psikiyatr arkadaşımıza gittim. İlaç olmadı. Diyorum ki bak demek ki o arkadaşlarımızın sana ne demek istediğini anlayamamışsın, idrak edememişsin. Bir de ben sana kendi üslubumla anlatmaya çalışayım mevzunun ne olduğunu. Bu tür durumlarda buna lütfen ilk önce bir sefer sahip çık. Yani dur. Orada bir dur. Peki burada bir takıntı var. Takıntı burada dursun. Ben şimdi bu takıntıyı niye yapıyorum acaba? Benim buradaki frekansım niye bozuluyor? İlk önce otur kendinle bir çay iç. İlk önce korkmadan bunun içinde bir dur. Bir içinde oyna. Bir içinde sohbet et takıntıyla. Sen niye varsın bende? Sen takıntıya beni bu kadar fazla sevk etmenin sebebi benim hangi kaçırdığım alan? Gibi içinde kalarak sohbet etmelisin. Ama biz bir şeye düştüğümüzde ondan kaçıp kurtulmak için milyon tane şey yapıyoruz. Onu içiyoruz, bunu kokluyoruz, onu yiyoruz, buradan kaçıyoruz. Ya bir dur. Bir dur. Kalıcı bir şey yok hayatta. Hepsi geçecek. Önce bir dur. De ki takıntı kardeş geç bakayım karşına. Sen niye bana ikide bir de rahatsızlık veriyorsun arkadaş ya? Ben niye anlayamıyorum ki benimle birlikte dolaşıp duruyorsun etrafında? Önce bu sohbeti yapabilecek kadar bu burada kalmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam sorun olmuş galiba. Yüzlerce can sesle ilgili yazmışlar. Ben çok üzgünüm canlar gerçekten. Yani bizde ses sorunu yok hiç. Anlamadım ne oldu. Siz de gördünüz mü bilmiyorum hocam. Sürekli ses kötü dinleyemedik dediler. İnşallah YouTube'dan izleyebilirsiniz canlarım. Çünkü bizde sorun olmadı inanın. Bana ses geliyor sizden hocam. Evet. Tabii ki, tabii ki.
Tamam. Söyleyeyim bir sefer. Esma ile ilgili olan durum şu. Bir sefer her Esma'yı bilmemiz gerekiyor. Bunun için de o Cenk Sabuncuoğlu YouTube kanalında bütün Esma'ları kısa kısa anlatıyorum. Esma'nız diye bir şey aslında yok. Çünkü niye? Sürekli ihtiyaçlarınız değişiyor. Sürekli olarak farklı hallere bürünüyorsunuz. Yani sizin bir esmanızın olması demek sadece bir ihtiyacınızın olması demek. Böyle bir şey yok ki. Siz her dakika işe gidiyorsunuz, başka bir esma çalışıyor. Eve geliyorsunuz, başka bir esma çalışıyor. Arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz, başka esmalar çalışıyor. Bu yüzden her esmayı bilip ihtiyacınız anında o esma ile dua etmeyi öğrenmelisiniz kıymetli insanlar. Şimdi şöyle bir sefer vesvese bir insanın hayatında doğrusuyla yanlışını birbirine karıştırmak için aklın oynadığı bir oyun. Bu sebeple vesvese geldiğinde bildiğiniz doğru demek ki doğrudur. Onu yanıltmaya çalışılıyordur. Bu yüzden vesvese gelmiştir. Doğal olarak yapmanız gereken yanlış veya doğru bildiğinizin üzerinden gidip Yaradan'dan Rabbim doğrusunu göster diyerek devam etmeniz gerekiyor. Hatta ben onu işte ara sıra böyle sayılarla, ara sıra namazla, ara sıra olumlamalarla örnekler veriyorum. Hatta diyorum ki abdest alırken işte bir kolunuzu yıkadınız diyelim. Ne yaptınız? Sonra acaba ben yıkadım mı dediniz. Yıkadığınızı düşünüyorsanız, yıkamamış olsanız bile yıkanmış gibi. Bu sebeple devam edin gidin. Namaz kılıyorsunuz. Aa ben birinci rekatı kıldım mı? İnanın bana kılmasanız da kılınmıştır. Çünkü şeytan çok güzel diyor. Ben ikinci defa da kıldırırım, üçe de kıldırırım, beş defa da abdest aldırırım. Bu yüzden tasavvuf alimleri diyor ki bir şey yaparken vesvese geldiyse ikinciye yapmayın. Onu şeytana yapmış olursunuz. Birinciyi yapın Allah'ım eksikse tamamla. Fazlaysa eksik deyip geçin diyor hayatınızda. Vesvesenin en güzel şeyi kaybetme korkusu ve kaybetme ile ilgili bilincinizi sürekli taze tutmak ve dirayetli olmak. Bu yüzden hep hani böyle Allah var diyoruz ya bir şey olunca daha büyüğü var yani sorun olmaz diyoruz. Vesveseyi aşabilmek için asitli içecekler aynı zamanda yüksek protein kullanımı bunlar da aynı zamanda vesveseyi tetikleyen şeylerdir. Ve aynı zamanda bizim bedenimizde meridyenler var, sinir sistemi var. Bu sinir sisteminde bazı yerlerde doğru çalışmadığında biz yine vesveseye maruz kalırız. Ve bu meridyenlerin içerisinde özellikle akciğer meridyeni, özellikle kalın bağırsak meridyeni bunlarda sıkıntı yaşandığında biz vesveseyle biraz fazla boğuşuruz. Ama altını çizmem gereken yine bir şey var. Biz öyle bir varlığız ki insan bakın buzdolabı, araba, bilgisayar gibi düşünün. İçine doğru yakıtı koyamazsanız ruhsal olarak doğru düşünce, fiziksel olarak vitamin ve mineral ve yiyeceklerinizi doğru koyamazsanız sonuçta hep bir bozukluk çıkar. Bu yüzden dolayı doğru düşünmeye, doğru beslenmeye dikkat etmelisiniz ki sonuçlar iyi bir şekilde açığa çıksın. Mukaddes hocam, bozma moralini be. Senin yüzün gülsün hocam. Bir tane daha yaparız. Üç tane daha yaparız. Sorun yok hocam. Şimdi benim buradaki arkadaşlarım da şey diyor. Cenk hocam, sende ses var, Mukaddes hoca da yok diyorlar. Evet. Bitti. Bitti hocam. İnşallah.
İnşallah. Hocam. Tamam. Aksesi öneriyor musunuz sorusunun cevabı şu. Şuna inanın ki bir şey uygulamaya eğer çıkmışsa ve insanlar bunu kullanıyorsa mutlaka bir şeye hizmet ediyordur. İyiye de hizmet edebilir, kötü, ama ben Access'i onaylıyorum. Ben de aynı zamanda bir Access uygulayıcısıyım. Bu sebeple Access'i kullanabilirsiniz. Ama tekrar bakın, altını çiziyorum. Her neyi kullanıyorsanız tanımını bilmeden, içeriğini bilmeden, örnek veriyorum şimdi, yaratım var orada. Access'in içerisinde yaratım var. İşte yaratımını iptal ediyorum gibi bir cümle var. Şimdi bakın, mesela işte right and wrong vesaire diye bir cümle kalıbı var mesela. Şimdi bunun mantığını kafanızda oturtamadan Access uygulamaya çalışırsanız, evet işe yarar ama bir yerden içiniz boş kalır. Lan ne oluyor? Ne yapıyorum? Neyin yaratımını iptal ediyorum? Bu tanımları oturtmadan Access'i yapıyor olmanız sadece belirli alanlarınızı düzeltirsiniz. Ama bir de şöyle olur. Yaratım dediğinizde Allah'ın yarattıklarına yaratım gücünü Allah'tan istiyorum diye kafanızı oturtursanız, o zaman yaratmak kelimesi sizde oturur. Bunu söylerken doğru söylersiniz. Bunun gibi daha birçok şey var. Yani her bir teknik işe yarıyor ama altını doğru şekilde doldurarak kullandığınıza yarıyor. Tamam hocam. Ben hem mukaddes hocamın adına hem kendi adıma kıymetli insanlar, hayırlı akşamlar diliyorum size, hayırlı geceler diliyorum. Bizi dinlediğiniz için bizim bilgilerimizi enerji veren sizsiniz bakın. Sizin enerjiniz bana geliyor, mukaddes hocama geliyor. Bizden sonra tekrar size gidiyor. Bu yüzden hakkınızı helal edin. Bizden yana hak helaldir. Rabbim her daim sizi hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Doğru insanlarla karşılaştırsın. Aldığınız bilgileri hayra kullanacağınız şekilde yaşamınızda var olsun. Ve Rabbim önünüze her daim güldüren, düşündüren, feyz veren kullarını çıkarsın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceleriniz olsun. Görüşürüz. Sizden de. Ben de hocam. Evet. Evet. İnşallah. Yaparız hocam. Hayırlı olan olacaktır hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Olsun hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bay bay.